Merhaba. Malum YÖK yeni bir karar aldı. Yurt dışına gitmek isteyen gençlere dedi ki, Türkiye'ye döndüğünüzde eğer diplomanızın geçerliliğinin olmasını istiyorsanız işte ilk 400 veya ilk 1000'e girmiş üniversitelerden birine gitmelisiniz. Bir de üstüne Türkiye'de aynı bölüme girebilecek taban kriterleri karşılamanız gerekiyor. Ne onlar? İşte öğretmenlik. Zaten hani yurt dışına gidip Türkiye'ye gelip öğretmenlik yapacak olan çıkmaz da mimarlık, mühendislik, tıp diş hekimliği, eczacılık, hukuk. Bunlarla ilgili girin YKS'ye, alın bir sıralamayı ve o sıralamadan sonra gidin yurt dışında nerede istiyorsanız okuyun. Türkiye'ye geldiğinizde diplomanın denkliğini istiyorsanız buna ihtiyacınız var dedi. Özetle bunu söyledi. İşte ilk 400'e girenlere farklı bir şeyler, ilk 1000'e girenlere farklı bir şeyler gibi detaylar var ama önemli olan YÖK'ün denklik için böyle yeni koşullar belirlemesi ve bunu da sınava 3 ay kala belirleyip bir de lütuf gibi buyurun isterseniz ek başvuru hakkı açtık kaçırdıysanız size demesi. Bir kere yurt dışına gidecek olan bir gencin Türkiye'ye dönüp çalışacağı bir varsayım üzerinden önce ilerleyeyim. Yurt dışına gidecek gençlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'ye dönmemesi için alınmış bir kararmışçasına bu. Yani madem sen yurt dışında okuyabilecek bir ekonomik seviyeye ve ailenin böyle bir vizyonuna sahipsin gidiyorsan ben seni cezalandırıyorum diye alınan bir karar bence. ha Ne işinize yarayacak yani? Denklik olmasa ne olur? Türkiye'de veya dünyada herhangi bir şirkette çalışmak istersen kimse sizin denkliğinizi falan sormaz. Ya da kendiniz bireysel olarak bir iş yapacaksanız yine kimse size bunu sormaz. Ha şimdi bölüm bazı değerlendirecek olursak hukuk mezun olup Türkiye'de avukatlık yapmak istiyorsanız zaten hem denklik probleminiz olur hem de yurt dışında alacağınız hukuk eğitimiyle Türkiye'de gelip avukatlık yapamazsınız. Ha yurt dışında aldığınız eğitimle Türkiye'de bir şirkette şirket avukatlığı yapacaksanız onun için zaten denkliğe falan ihtiyacınız olmaz. Mimarlık ve mühendislik alanında Türkiye'de eğer proje işi yapacaksanız yani devletle işiniz olacaksa imza imzanızın sayılmasını istiyorsanız devlete tabisiniz. O yüzden denkliğe ihtiyacınız olur. Tıp okuyup Türkiye'ye geliyorsanız her türlü denkliğe ihtiyacınız olur ama zaten yurt dışında tıp okuyup Türkiye'ye geldiğinizde muhtemelen yine fark dersleri ve farklı e, kriterlere tabi olarak e, bunu yapmak zorunda kalırsınız yakın gelecekte de. Buradaki mesele bence bunları bunlardan ziyade YÖK'ün maç oynanırken kural değiştirmiş olması yani maçı bunu maç oynanırken yapmak doğru değil. Bu kararı alırsınız. Gelecek sene hazırlanacak çocuklar buna göre hazırlanır. Bu kararı alırsınız. Dersiniz ki şu an liseye başlayanlar bundan sonra böyle yapacak diyebilirsiniz. Bu yurt dışına gitmek isteyen ve orada okumak isteyen gençlerin önünü bu şekilde kapatmanın hiçbir anlamı yok. Nitekim bunun yanında... Hani dünyada ilk bine girmiş üniversite diye kriter belirliyoruz. Salim abi Salim Yusal çıkardı hemen iki dakikada. Türkiye'deki 200 üniversiteden sadece 11 ya da 12 tanesi bu sıralamalarda ilk bine girebiliyor. Ya bizim daha kendi üniversitelerimizde olmayan şeyi yurt dışına gidecek olanlardan bekliyor olmak da biraz anlamsız gerçekten ama buradaki diğer en önemli problem biz yurt dışından denklik problemi olmaksızın Türkiye'ye gelen Suriyelilere, Afganlara ve diğer memleketlerden insanlara ne yapıyoruz çok merak ediyorum. Yani Suriyeli olup doktorluk yapan, Suriyeli olup diş hekimliği yapan, Suriyeli olup eczane açan, Suriyeli olup Türkiye'de çalışan insanlardan ne gibi kriterler beklen? sorusunu merak ediyorum diye biliyorum hiçbir şey beklenmedi. Yani onlara her türlü konuda gayet iyi davranıldı, istediği yapıldı. Bu net bir şekilde sosyolojik olarak bir ayrıştırma yaptığında baktı bence hükümet. Dedi ki ya yurt dışına gidenler zaten beni destekleyenler değil. Onların hayrına bir karar alacağıma onlara hayatı nasıl zorlaştırırım diye baktı. Ve ona göre bu kararı aldı benim gördüğüm kadarıyla. Ki hani genellikle zaten işte doktor, diş hekimi, eczacı... Avukat ve benzer hani bir şekilde eğitimli bir yerdeyseniz, eski tabirdeki orta direk e, bir yerdeyseniz, sizin lehinize alınan hükümet kararı görmeniz pek mümkün olmaz. Bu mantıkla bakılıp alınmış bir karar olduğu çok aşikar. Ne yazık ki hani buna göre kendini konumlandırması gerekiyor e, gençlerimizin de. Bu kadar söyleyeceklerim.